Sen de hemen ayağa kalk. Asla vazgeçme. Söz ver bana. Baba! Sen de öyle yaparsın değil mi baba? Düşersen sen de kalkarsın. Tabii ki oğlum. Baba! Senin için ayağa da kalkarım. Düştüğüm her çukurdan da çıkarım. Oğlum! Deniz! Hakan getir oğlumu! Hakan! Senin için kötü, benim için iyi haber. Çocuk benim değilmiş. Tamam mı? Tatmin oldun mu? Yetti mi? Deniz benim oğlum. Sen kimsin? Benim oğlum. Babayım ben. Ben babayım. Ben babaymışım. Ben babayım. Deniz benim oğlum. Benim oğlum Deniz. Babayım ben. Babayım ben. Ben babayım. Deniz benim oğlum. Deniz benim oğlum. Deniz benim oğlum. Deniz benim oğlum. Babayım ben. Ben babayım. Ben babayım. Babayım ben. Babayım ben. Ben babayım. İrfan, ne oldu? Deniz'i kaçırdılar. Ne? Ne diyorsun ya? Dur bir dakika. Deniz'i kaçırdılar. Tamam, kim kaçırdı? Ah. Dur, sakin ol, ne olursun. İrfan, kafan kanıyor, ne oluyor? Böyle kullanamazsın, ne yapayım? Süleyman'ın adamları kaçırdı, Hakan. Senin oğlunu dolaştırmaya çıkardık İrfan. Çocuk biraz hava alsın. Söylediklerimi yapınca da aldığım yere bırakacağım. Ne istiyorsun peki? Allah'ın belası ne istiyorsun söyle. İyi dinle, bir daha tekrar etmeyeceğim. Savcıya gidiyorsun. Silahlar benim. Süleyman Yavuncu'ya kumpas kurdum deyip paşa paşa... İtirafını yapıyorsun. Yani yediğim temizleyeceksin İrfan. Sen salak mısın Hakan? Kim inanır buna? Delilleri hazırladık profesör. Sen kafanı takma. Adamım savcının kapısında bekliyor. Dosyayı al savcıya ver. Eğer polise yanlış bir şey dersen oğlunu unut. Ya yine de inanmazlarsa? O senin meselen, benim değil. O güvenliği hatırlıyor musun İrfan? Otoparktaki herifi. Hatırlıyor musun dedim. Hatırlıyorum. İyi. Polisi falan ararsan oğluna da aynısını yaparım. Benim için sorun yok. Hadi bakalım, saat işliyor. Mesai bitimine yetiş İrfan. Hakan! Ne oldu? Ne istiyorsun senden? Allah aşkına söz sorma. Sus. Tamam. Bu gördüklerini, duyduklarını unut. Ne yapıyorsun sen? Ya ne yapıyorsun? Yardım isteyeceğim. Ya Allah aşkına bırakır mısın şunu? Yardım isteme. Bu adam benim oğlumu öldürür. Bırak Allah aşkına şunu. Yapma hiçbir şey.
Ne yapmayı düşünüyoruz peki? Adamların üstüne mi atlayacağız? Adamların silahları var. Ya bilmiyorum ne yapacağımı, bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım. Bu manyağın şakası yok. Gerizekalı, pislik katil. Beni niye çağırdın İrfan o zaman? Allah aşkına soru sorma Nihal. Allah aşkına soru sorma. Görürsün. Hiç kötüye benzemiyorsun. Nasıl oluyor kötüler? Silahları oluyor. Yalan söylüyorlar. Bir de hırsızlık yapıyorlar. Ben de kötüyüm o zaman. Bir sürü silahım var. Babam silahları korkak ve aciz insanlar kullanır diyor. Akıllılarsa hep konuşur diyor. Senin babanın kafasın bildiği yok. Baban korkakmış oğlum. Ondan öyle söylemiş. Benim babam korkak değil. Benim babam profesör ve her şeyi bilir. Profesörmüş. Babanın silahı olsaydı seni kaptırmazdı, elime de düşmezdi. Hadi bakalım kurtarsın şimdi seni. Bindir şunu. Benim babam beni kurtarır. Denize her baktığımda İrfan'ı görüyorum. Seni değil. Onun huzurunu, onun aklını, zekasını, dingin neşesini, merakını. Güldüğünde İrfan gibi kısılan gözlerini. O gözleri her baktığımda hissettiğim aşkı. Orada sen yoksun Egemen. Senin zerren yok. Deniz ancak İrfan gibi bir adamın oğlu olabilir. Senin gibi yalancı, sorumsuz, ikiyüzlük, kaypak bir adamın değil. Olmaz. Benden baba olmaz. Benden baba olmaz. Doktor stres olmasın dedi. Daha ağrıları yeni geçti ya. Ya korkarsa, korkunca bir şey olursa? Olmayacak bir şey. Korkmayacak çünkü senin onu kurtaracağını biliyor. Allah belanı versin Hakan. Allah belanı versin. Aç arayı İrfan biraz yavaşla. Arkadan dolan. Hay hay bir
işe götürdük çocuk. O neydi? Çık dışarı bak. Ne oldu? Bir şey yok. Oğlum nerede? Allah rızası için söyle, oğlum nerede? Yok burada. Oğlum nerede? Söylesene. At silahını. Oğlum nerede? Nerede lan oğlum? Hakan Bey götürdü. Gitmemiz lazım buradan. Koş. Şurada kapı var. Kaçıyorlar Betir. Alo. Hakan Bey. Yoldayım, gidiyorum. Yanına kim lan? Polise haber verdiysen. Karım. Ormanda buluştuk. Oradan aldım. Bana bak, işler çevirmeye kalkıyorsan. Hakan, gidiyorum diyorum sana. Az kaldı, bak birazdan orada olacağım. Ne olursun bir şey yapma. Bırak beni. Şuraya. Hakan, alo. Sen şunu bir dinle bakayım. Hakan, Allah belanı versin. Hakan, yapma, ne olursun yapma. Lütfen, rica ediyorum, yapma. Karını hemen o arabadan indir. İn aşağı. Eda, in aşağı. İn aşağı. Mesai bitmeli 17 dakikan kaldı İrfan Efendi. Yetişeceksen yetiş, yoksa çocuğun senin yüzünden ölür. Bindir şunu. Babam halledemedi. Ne istiyor? Söyler misin? Yardım edeceğim. İn aşağı. Vaktim yok. Yahu söylesene, yardım edin. Vaktim yok, vaktim yok. Nereden biliyorsun istediğini yaptığında çocuğunu vereceğini? Bilmiyorum, mecburum sadece. Bak İrfan, bu iş böyle yok. Kimseyi arama, ömrüm boyunca affetmem seni. Egemen, aç şu telefonu, hadi. Hadi Egemen, aç. Ne olur kardeşim, aç şu telefonu. İstiyorsun İrfan. Ne var? Ege. Hakan oğlumu kaçırdı. Ne diyorsun İrfan? Ben teslim olursam bırakacakmış. Ne olursun soru sorma lütfen. Ben şimdi savcılığa gidiyorum. 5 dakikaya orada olacağım. Sen Hakan'ı ara. Oğlum alınca da bana haber ver, olur mu? Lütfen.
Allah. İyi, tamam. İrfan savcılığa gitmemiş Süleyman Bey. Ne? Nasıl gitmemiş? İfade vermemiş, itiraf etmemiş ya. Nasıl olur ya? O adam çocuğu için her şeyi yapar. Yapmamış işte Süleyman Bey. Hemen veriyorum. Hakan Bey. Söyle. Alo baba. İfade verdi mi İrfan? Yok, gitmemiş. O iş yattı. Ne demek gitmemiş? Buradan çıkamıyorum. İrfan sözünü tutmamış demek ki. Baba ben bununla ne yapacağım şimdi? Bir müsaade eder misin? İrfan'a ifade vermezsen işini bitiririm demedin mi? Dedim. Çocuğunu bir daha göremezsin dedim. O zaman gereğini yap. Baba. Yap diyorsun ama el kadar bu. Baban nerede? Hani seni kurtaracaktı? Gelir biraz da. Gelir. Allah benim babamın da senin babanın da belasını versin. Vermesin, çok üzülürüz. Arkanı dön. Arkanı dön, arkanı. Arkanı dön, geç şuraya. Geç. Seni nereye bırakayım amirim? Söyleyeceğim ben birazdan. Alo. Alo, İrfan ne yaptın? Yetiştin mi? Bayan, alo. İrfan kocam mı? Kaza olmuş burada. Baygın yatıyor. Ambulansı aradık. Ne? Kaza iyiymiş. Alo. Deniz. Dur abi. Bekle sen burada beni, tamam mı? Tamam amirim. Al götür şunu. Al götür sen hallet. Hakan. Hakan orada mısın? Duyuyor musun beni? Buradayım. Babanın başına gelenleri duydum. Aramak istedim seni. İyi misin diye. Çok üzgünüm. İyi misin? Bir hata oldu. Ama babam çıkacak yakında. Ayşe, ben şu an müsait değilim. Sonra konuşalım. Kapatıyorum. Hakan bir dakika dur, beni dinle. Hani hatırlıyor musun? Bir kere sen beni yemeğe götürmüştün. Ben sana demiştim ki sen babana hiç benzemiyorsun. Hakan sen babana hiç benzemiyorsun. Süleyman Bey'i biraz tanıdım ama senin kalbini gördüm Hakan. Kendimden biliyorum. Git Allah aşkına ya Ayşe, nereden bileceksin ki? Ben de babama benzemiyorum çünkü. Çünkü senelerce ne istediyse söyledim. Duymak istediği her şeyi söyledim, yaptım. Köpeği oldum ben. Sevdim peki? Hayır, sevmedi. Çünkü sevmek böyle bir şey değil. Ayşe, sen bunları bana neden şimdi söylüyorsun? Bilmiyorum. Yeni fark ediyorum. Yeni görüyorum çünkü ben de ve seninle paylaşmak istedim. Bize senelerce dediler ki babanın sözünden çıkma. Babana güven. Baban doğruyu söyler. Değil. Hakan değil öyle.
Ben babamı hiç dinlemedim biliyor musun? Hiç sözünde durmadım. Hep sözünden çıktım ve hiç pişman değilim, yemin ederim. Sen mafya babası Süleyman'ın oğlu değilsin. Seni Hakan olarak görmek istiyorum. Dur, dur, dur. Mehmet! Mehmet! Mehmet dur! Dur, 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 dur! Dur, dur, dur. Mehmet! Mehmet, Mehmet! Gel bakalım. Sakin ol, bir şey yok. Her şey yolunda. Deniz'e ulaştık, birazdan Egemen getirecek. Ne yaptın, sizinkilere mi haber verdin? Hayır, kimseye haber vermedim. Merak etme. Oh, şükür Allah'a. Ben kendim aradım Hakan'ı. Şükür Allah'a. Allah'ım sana şükürler olsun. Alo. Kaçıp gittin mi diye merak ettim. Şu an konuşabilecek vaziyette değilim. Ne zaman müsait olursun? Ben seni arayacağım. İrfan. Ne oluyor ya? İlayda. Hı, anladım. Anlamadım. İlay olduğunu anladım. Rezil bir adam olduğumu düşünüyorsun değil mi? Benim ne düşündüğüm gerçekten senin için önemli mi? Hı hı. Sedat abi arayayım da şu Süleyman'ın çocuk kaçırdığını dosyasını işletsin. Arama ne olursun. Sedat'ın bilmesine lüzum yok. Adam çocuğunu kaçırdı İrfan. Deniz iyi dedim biraz önce. Buraya da gelecek. Göreceğim onu. Süleyman'ın seninle derdine. Deniz'i bırakmak için Hakan senden ne istedi İrfan? Parasını işte. Parasını istiyor da annesin. Yani ne olursun kendi meselemi kendim halledeyim. Beni niye çağırdın o zaman? Ne anlatacaktın bana? Şimdi zamanı değil. Ama söz zamanı gelince anlatacağım. Zamanımı bekleyin bari o zaman. Masadan bir adamı kaldırdık. En azından Süleyman elimizde. Ne diyorsun amirim? Bir 20 yıl yer mi? Dur bakalım, o işler belli olmaz. O ne demek? Çıkar mı yani? Yırtar mı? Süleyman ya paşa paşa 20 yıl yatacak ya da parasını akladığı abilerini satacak. Konuşur diyorsun yani. Deneyeceğiz. Ötmeyecekse niye koştuk bunca zaman peşinden? Süleyman cepte.
Geri kalanlardan bir iki tanesini de alırsak ne ala? Öterse öldürürler abi. Orasını kendi bilir. Sade yap kahvemi, köpüğünü de kaçırma. Senin benim evimde ne işin var ya? Abi, bir de benim eskilerimi mi takıp geldin? Sen benim eskimi adam diye koluna taktın. Hiçbir şey olmaz. Ya şu koskoca imparatorluğun başını yedi. Süleyman Yavuncu'nun yemez mi? Aha, al işte. Vallahi biliyordum ama bu kadar erken olacağını ben bile tahmin etmiyordum. Benim çok bir şey yapmama gerek kalmadı. Adam senin gibi karısı Hakan gibi oğlu varken çok bile dayanmış. Ben boşanma davasını açtım. Süleyman'la işim bitti. O artık senin derdin. Ha. O taktığın elbette acısını çıkaracak. Tamam, ben başımın çaresine bakarım. Sen dert etme. Hadi çık git evimden. Hadi. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Ha? Üstüne giydiğin donun dudağındaki boyanın bile parası benden çıktı be. Aa. Hadi yettin artık. Bırak, bırak. Yürü. Yeter ya. Yeter, bıktım be. Ay beceriksiz. Sensin beyinsiz. Sen ayakları üstüne durmaya çalışan bir kadını nasıl aşağılıyorsun be? Sen kimsin? Sen ders almadın mı be? Al, çık git evimden, çık. Al sana ders canım, al sana ders. İhtarname. Seni buradan konduracağım, buyur. Hadi bakalım. Ananı özlüyor. Evi boşaltın diyorum. Yapamaz değil mi böyle bir şey? Ev sizin üstünüze. Bilmiyorum. Bu ev benim yaşadıklarımın bedeli. Anladın mı? Benim daha bir daha sıfırdan başlamaya gücüm yok demek. Bu ev sizin hakkınız. Siz ölümden döndünüz Süleyman Bey için. Bu hikayenin kaybedeni ben olmayacağım bir daha. Kudret Hanım, ne oldu? Keşke avukatla gönderseydik ihtarı. Daha başlangıç. Avukat da gelecek, icra da gelecek. Ha, bu burada kalmaz, Süleyman'a gider. O zaman göreceğiz bakalım kim ağlıyor, kim gülüyor. Gerizekalı. Yapamadım. El kadar çocuk elim gitmedi. Şaşırmadım. Bu kadar mı? Bir şey demeyecek misin? Beceriksizsin ha? Korkaksın. Halledemiyorsun demeyecek misin? Ha? Ne biçim erkeksin? İşin demeyecek misin? Altıma iş yetene kapır bir dövmeyecek misin baba? Ha? Niye vurmuyorsun baba? Baba niye vurmuyorsun bana? Baba niye vurmuyorsun bana? İki kelimeyi bir araya getiremiyorsun bu kere baba. Baba niye vurmuyorsun bana? Bir şey yap baba. Baba bir şey yap. Baba ben niye senin gibi olamadım baba? Baba ben niye senin gibi olamadım baba? Ben niye senin gibi olamadım ha? Ne yapayım ben? Canımı mı alayım? Canımı mı alayım? Canımı mı alayım baba? Ne yapayım sen? Canımı mı alayım baba? Hakan! Baba! Hakan! Hakan! Baba bir şey yap! Hakan dur! Tamam. Müsaade. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Ağlama artık, tamam sakin. Sakin ol, tamam. Ağlama artık. Ne
Başka yol yok mu çıkman için? Olsa senden böyle bir şey istemezdim. İrfan ne yapar eder, itirafı verir. İş çocuğa bile kalmaz sanıyordum. Gel bakayım şöyle, gel gel. Gel sakin ol, tamam hacı. Otur şöyle bakayım. Geç. Geç. Sen olsan yapardın değil mi? Dedem senden böyle bir şey istese. Yapardım. Gözümü bile kırpmazdım. Sırf bana beceriksiz demesin, başımı okşasın diye. Ama sonra kendime çok kızardım. Beni böyle bir günaha soktu diye. İflah olmazdı. Babası ne yaparsa yapsın, benim canıma kastetmediği müddetçe ben de onun oğluna dokunamam. Sen doğrusunu yaptın. Buraya gireli kaç gün oldu? Bir saat bile gözümü kırpmadım. Gün değil, yıl geçti sanki. Ne anan geldi, ne ilah girdi şu kapıdan. Bir ömrü boşu boşuna yemişiz dedim, dedim durdum. Ama bak, bir tek sen geldin. Sevmediğin oğlum. Sevmiyorum. Yalandan aslansın, kralsın diyemem. Sıvayınca, adam olmayınca, aferin oğlum deyip sırtını mı sıvazlayayım? Ha? Öyle mi oluyor sevgi? Ben böyle gördüm, böyle sevildim. İnsan sevdiğinin düştüğünü, aciz olduğunu görmek ister mi hiç? Niye? Düştün. Acizsin. Ama ben seni görüyorum işte. Birlikte para kazanan adamlar nerede? 30 sene. Aynı yastığa baş koyduğun kadın. Uğruna herkesi sildiğin dostun bile seni burada bıraktı baba. Bir tek sen geldin. Diyorum ki, bu olanlar tevekkeli değil. Bunlardan alınacak bir ders, çıkarılacak bir netice var. Neymiş o? Kimsenin yıkamayacağı kale yapacaksın. Kimsenin ulaşamayacağı dağ olacaksın. Bir daha düşmemek için benim kudrete, güce, paraya ihtiyacım var. Ama benim ilk önce buradan çıkmam lazım. Seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım baba. Kırığı bile bu.
Değil mi Ege? Hı. Ege amcanın kafasının arkasında bu kadar böyle bir yarık var. Bir sürü dikiş attılar ona, biliyor musun? Senin kafana ne dikiş attılar Egemen amca? Aşağı mahallenin çocukları vardı, onlarla kavga etmiştik. Biz bir kovalamaya başladılar. Biz bir kaçıyoruz deli gibi. Oradan oraya, oradan oraya derken bir evin bahçesine daldık. Baktık hala geliyorlar. Bahçenin bir duvarı var. Duvarı bir çıktık. Baktık duvarın arkasında 5 metre çukur. Ben gözü kararttım, atladım karşıya. Ege bir atladı. Küt yere. Kafa gitti. İkimizin de dikişi var artık baba. Evet oğlum, baba oğlu dikişleri. Biraz acıyacak, sonra hemen geçecek. Bana öyle oldu. Bak sen şimdi dokundun, acısı azalmaya başladı bile. Oğlum bugün senin için biraz zor, biraz karışık bir gündü biliyorum. Konuşmak ister misin bu konuyu? Sonra konuşalım. Peki. Baba. Efendim oğlum. Sen niye beni almaya gelmedin? Geliyordum. Oğlum o kadar korktum ki sana bir şey olacak diye. Hem korktum hem panik oldum. Panikle gittim, kaza yaptım zaten. O yüzden oldu bu. Ben seni hiç bırakır mıyım? Sen benim her şeyimsin. Ben seni çok seviyorum. Canım oğlum. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Söz ver bana. Söz. 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 Tamam. Kardeşim ne oldu sana ya? Sen de mi kaza yaptın? Yok ya. Sersemledim. Bir anda koşunca. Ne dedi doktor? Ya ne diyecek işte. Turp gibisin ama biraz hırpalanmış bir turp gibisin dedi. Turp gibi. Turp suyu. Turp suyu. Bir şeyim yok. Neyse kal mal dedi bu gece için ama sonra tetkiklere falan baktı. Anlaştık, gerek yok dedi yani. Çıkalım buradan ya. Sıkıldım. Oğlum şunu getirir misin bana lütfen? Yanıma. Gidelim abi, sıkıldım zaten. Evet, evet, evet. Hadi kal da. Turp gibiymiş ha. Ya istiyorsan yat, doktor öyle demiş. Aman gidelim işte. Sıkıldım zaten. Sana şey getireyim mi? Tekerlekli sandalye falan. Bir daha düşme. Sedye getir istersen. Devenin nalı. Hadi gidelim. Ben senin elini tutarım baba. Bak benim aslan gibi oğlum var kocaman. O beni götürür. Olabilir mi böyle bir şey Erkut Bey? Süleyman Bey o evi bana yıl dönümümüzde hediye aldı. Bütün evrakları tamamdı. Siz dediniz bütün siteye tapular dağıtılana kadar tapu çıkmayacak dediniz. Şimdi kadın gelmiş karşıma bunu yüzüme sallıyor. Kusura bakmayın, sonra konuşuruz. Ne demek bu? Biliyorsunuz Süleyman Bey ve Kudret Hanım şu an bir boşanma sürecinde. Evet. Mal paylaşımında bir sıkıntı çıktı. Evet sıkıntı. Kadın beni evimden atabilir mi atamaz mı? Bana bunu söyler misiniz Erkut Bey? Atabilir de atamaz da. Şu an bir şey söyleyemem. Bu benim çözebileceğim bir şey değil. Süleyman Bey ve Kudret Hanım'ın yapacağı anlaşmaya bağlı. Peki iş başa düştü o zaman. Lütfen Süleyman Bey'le bir görüşme ayarlar mısınız? Süleyman Bey'i görmem lazım. Yardım vardım etmiyorum. Hatta bir tekmede ben vuracağım kendisine. Anne biraz mantıklı ol. Sinirinden böyle konuşuyorsun. O senin 35 yıllık kocan. Kocamdı. O seçtiği gün beri kaybetti. Ya git başımdan Hakan, işim gücüm var benim. Ele güne rezil olmaktan çekinmiyorsun yani, öyle mi? Daha ne kadar rezil olacağız Hakan ha? Daha ne kadar rezil olacağız? Sen ne zannediyorsun? Baban hapisten çıkınca ailesine mi dönecek? Yine o kadının peşinden koşar. Saçmalama, ne kadına gidecek? Bir kere bile kadın ziyaretine gitmemiş. Avukat öyle söyledi. Hiç şaşırmadım, bekliyordum zaten. Git Hakan git, çeneni boşuna yorma. İşim gücüm var benim. Anne. Bunu senden babam istemiyor, ben rica ediyorum. Alt tarafı ahbaplarına birkaç telefon açacaksın. Birkaç ziyaret ya da ne bileyim, bana bir yol aç işte. O ahbaplar bana. Senin dedenin mirası. Bak, bak bakalım. Kendisi hapse girdikten sonra onun ahbaplarından herhangi biri elini kor ateşin altına soktu mu? Ben ne yaptım? Ona her şeyimi verdim. Ne kaldı elimde? Hiçbir şey. Hadi Hakan, hadi. Git başımdan. Git, çürüsün hapislerde de aklı başına gelsin. Yardım edersin, etmezsin seni bileceğin iş. Babamı oradan çıkaracağım. Allah'ım
Allah cezası! Allah cezası! Süleyman olmazsa Hakan. Herifler peşimizi bırakmayacaktır. Şşş! Uyu uyu, bir şey olmaz. Ya cin gibi bir şey o. Yani duyar, korkar filan. Duymaz o. Bebekliğinden beri böyle arabaya binle an uyuyor. Bugün ben de gelirken uyumadı. Ev üstünü örttün mü kardeşim? Üstünü örtünce uyku moduna geçiyor direkt. Öyle yapılmış. Ya bilmiyordum. Bir tane yeni doğan battaniyesi vardı. Lime lime olmuştu. Eda onu zor attı. Kaç yaşında? Yeni doğan battaniyesi ne? Ya böyle ilk doğduğu zaman onu bir şeye sarıyorlar. Senin kucağına veriyorlar. Düşün bak. İlk doğduğunda benim kucağıma onunla vermişlerdi. 7 yaşında elinden aldık. Eda zor attı. Yani gerçi zorla almadık da kendi artık bıraktı. Ama lime lime olmuştu yani. Bilmiyordum. İyisin değil mi? Ağrı falan yok. İyi bir şey yok. Ya öyle sabah kalkıyorsun. Her şey normal. Sonra bum. Hayatın ortasına bir meteor düşüyor. Bir yörünge değişiyor. Dinozorlar ölüyor. Yeni yeni hayatlar. Peki. Abi ne oluyor? Dinozorlar, meteorlar. Metafor mu yapıyorsun kardeşim? Bir şey mi oldu sana? Gerçekten mi bir şey var senin ya? Yani... Nasıl söylenir bilmiyorum ama bu sabah uyanan Egemen'le ben aynı kişi değiliz. Hayır. Ege. Gerçekten bir şey mi oldu? Bir şey olmuş sana? Yok ya şey, biraz kafam karışık. Sen bir şey diyordun, ne diyordun? Süleyman içeriden de bizi rahat bırakmıyor diyordum da. Bilmiyorum biz ne alt edeceğiz de Süleyman'ın ne alt edeceği belli. Bunu bizim yanımıza bırakmaz ya. Adamı fena kazıkladık abi. Baksana eli ufacık çocuğa bile uzamıyor adamın artık gözü döndü. İnsan denemez ona yani. Ne alt edeceğiz? İrfan, ya kaza olmasaydı sen teslim olacaktın. Acaba diyorum yani gidip yine teslim olsan mı? Ya Süleyman'a istediğini verirsen belki durur ha? Abi sen inanıyor musun bu söylediğine? Allah aşkına gerçekten inanıyor musun yani? De ki ben içeri girdim, bu adam dışarı çıktı. Kim tutacak ondan sonra Süleyman'ı? Olur mu öyle şey ya? Ya tekrar kaçırmaya kalkarsa Deniz'i? Ya abi bırak, bak. Polis verdiler, bütün koruma arttı, her şey var yani. En azından bir süre vaktimiz var abi düşünecek. Süleyman'ın duruşması bitene kadar rahatız yani. Artık o arada düşüneceğiz ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir yol bulacağız herhalde. Ben taşıyayım, ver. Yok, sağ ol. İnsanoğlu ağır gelmez zaten. Çok sağ ol her şey için. Teşekkürler. Allah'ım sana şükürler olsun. Hesabını vereceksin Cüphan.
ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Bitti. Anne. Babam gitmesin, ne olur bizimle kalsın. İrfan, teslim olmayı hala düşünüyorsan aklından çıkarıp at. Ben teslim olmayı Deniz için istedim. Kendim için mi sanıyorsun? Madem Deniz için, oğlun Nili için başka bir yol düşüneceğiz. Biliyorum. İrfan, bana söz ver. Teslim olmayacaksın, Deniz'i bırakmayacaksın. Haklısın, oğlumu bırakamam. Kaçacağız buradan. Hep birlikte gideceğiz. Uygun fiyatlısı bu. Şu mu? Evet. Bu tabii... tabii... Peki en havalısı hangisi? En havalı ve en üst segmentler bunlar. Bunlar mı? Evet. Peki çocuğunuz en çok hangi rengi sever? Pardon. İrfan, Deniz en çok hangi rengi sever? Kırmızı. Niye mavi bisiklet aldın o zaman? Daha ucuzdu. Neyi soruyorsun? Yok, ben sonra söylerim. Hayırdır sabah sabah? Avukatı ayarladım. Ofiste buluşacağız. Onu söyleyecektim. Ne oluyor? Ne bu telaş? Telaş yok. Ama biraz acelemiz var. Bir an önce önümüzü görmemiz lazım. Ofiste görüşürüz. İrfan, İrfan. Deniz'i de getirsene. Bir sürprizim var. Aslanım. Adamım, gel. Gel 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 gel. Çak 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 çak. Evet, çak. Avukat geldi mi? Geldi içeride. Çak. Deniz, hadi gel yukarıya. 5 dakika izin ver bize. Şimdi numarayı izle.
Gördün, gördün. Şimdi avcumuzu böyle yaptık. Evet. Buraya. Bakıyorsun değil mi? Ha? Üfle. Bakalım ne oldu? Bana da öğret. Öğreteceğim, öğreteceğim. Sana her şeyi öğreteceğim. Ama şimdi asıl sürpriz. Ha? Gel bakalım. Gel, 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 gel. Şimdi birlikte söylüyoruz, tamam mı? Experto Egemenus. Hazır mısın? Tamam, hadi. Bir, iki, üç. Experto Egemenus! Oha! Çüş! Deli manyak! Oha! İlk bisikletine şöyle yakışıklı bir foto ver bana bakayım. İlk bisikletim değil ki. Ama çok cool. Tamam, hazır mısın? Çekiyorum. Çektim. Bir tane daha. Şöyle. İşte bu. Yakışıklı mıyım? Sen mi? Sen dünyanın en yakışıklı adamısın. Gel bakayım. Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım gel. Atla. Evet. Hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Bir, iki, üç. Hiçbir yere gidemezsiniz ki İrfan. Tamam sizin davanız düştü ama Süleyman Yavuncu davasında tanıksın. Oğlunun tedavisine yurt dışında devam edeceğiz desek izin alamaz mıyız yine de? Eğer aynı tedavi Türkiye'de de yapılabiliyorsa izin almamız çok zor. E ne olur biz yine de deneyelim işte. Tamam deneriz ama bu kez de bunun kurullardan geçmesi belki aylar sürecek. Hiç mi yolu yok izin almanın? Maalesef yok. Seni ben bırakır mıyım hiç ha? Bunca yıl sonra bulmuşum, bırakır mıyım hiç? Bırak! Bırakıyorum. Bıraktım. Bravo! Bravo! Baba! Baba! Gel buraya. Gel buraya. Gel, 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 gel. Hiçbir şey yok. Korkma tamam mı? Ben buradayım. Babası nerede bunun? Ben varım. Hayırdır? Ege, aslan mı kesildin? Basket fena olmasın. Bak burası ormana benzemez. Dışarıda polis arkadaşlar var. Senin canını okurlar. Cık. Polisle falan işim olmaz. Paramı almaya geldim. Yatırımımı çekiyorum. Tamam. Müsait bir zamanda göndeririz. Bir daha da zahmet etme. Burası yakında patlar ha. Yavuncu ailesinin destekleri olmadan 3 gün dayanamaz. Orasına sen kafa yorma. Sen şimdi git, ananın babanın attığı kemiklerle oyna. Sana bir yerler olmuş ama dur bakalım. Ben babamın oğluyum. Vakti gelince harf harf yedireceğim sana bu lafları. Bu arada polislere o kadar fazla güvenme. Bugün varlar, yarın yoklar. Tamam, yok bir şey. Yok bir şey, tamam mı? Gittir. Babama gideceğim. Bir şey yok, tamam. Ben buradayım. Hiç korkacak bir şey yok, ha? Çok teşekkürler geldiğin için. Sağ baba! Olasın. Baba! İyi bak. Oğlum. Hakan geldi. Hakan mı geldi? Oğlum, iyi misin sen? Ha? Boğazlayacaktım ya haydutu. Bu böyle olmaz İrfan. Bak eğer deniz olmasaydı... Ege saçmalama. Ya ne saçma olması ya bak. Bak bendeki paradan ödeyelim şunu tamam mı? Bak bir daha da buraya gelirse ben de boş olmam ona göre. Ne demek abi boş olmam? Ne yapacaksın adama mermi manyağı mı yapacaksın? Adam mı dikeceksin buraya ne yapacaksın ki? Ya o değil bu değil ne yapacağız İrfan? Ya bir daha buraya gelirse mal mal bekleyecek miyiz? Abi sen başından beri haklıydın Ege. Biz bu adamlarla baş edemeyiz.
bileğimiz yüreğimiz yetmediğinden değil abi, paramız yetmediğinden. Bak herif içeride 20 seneyle yargılanacak. Hala da suç makinesi oğlu küpü gündüz benim oğlumu kaçırabiliyor. Biz ne yapabiliyoruz? Hiçbir şey. Allah muhafaza. O herif benim oğluma bir şey yapmış olsaydı ben ne yapacaktım? O herifi öldürecektim. Şimdi adalet mi bu abi? Buluruz. Yani hep bulduk, yine bir çözümünü buluruz. Ya bir çözümü vardır ya, buluruz. Peki, bak. Sen kendi çareni düşün. Biz kendi çaremizi düşündük. Bizim tek çaremiz kaçış buradan. Başka yolu yok. Ne çaresi ya? Ne düşüneceğim anlamadım. Abi sana daha fazla bağ olmak istemiyorum. Ben biraz evvel avukatla bunu konuştum. Bizim legal yoldan yurt dışına çıkma ihtimalimiz yok, çıkamıyoruz. Ancak kaçabiliyoruz. Ama sen özgür bir adamsın abi. İstediğin zaman istediğini yaparsın. En güzel denizindeki en harika adada harika bir beach club'da açarsın. Oradan da bize kart atarsın ama benim düşünmem gereken bir evladım var. Şu boşanma bitmeden müşterisini hemen hazır et. Satıp kurtulayım şuradan. Süleyman Bey satış için en iyi olabilir Kudret Hanım. Hakan Bey aradı geçen de. Plaza ile ilgili herhangi bir şey olursa ilk önce bana haber ver dedi. Sakın, sakın öyle bir şey yapmaya kalkma. Çocuğum iyi değil. Ya babası hapse girdiğinden beri afalladı biraz. E tabii genç adam, kafası karıştı. Sen benim dediğimi yap. Öyle ikimizin arasına girip de kendini boşu boşuna yakma. Yabancı sitesinin durumu ile ilgili de konuşmamız lazım. Süleyman Bey'in İlay Hanım'ı aldığı daire ile ilgili. Siz ihtar gönderdiniz ama Süleyman Bey bunu durdurabilir. Süleyman Bey, Süleyman Bey. Süleyman Bey daha bir 20 sene aramızda olmayacak. Ya o zamana kadar metres mi kalır ha? Yolunu mu gözler? Çoktan dostuyla kaçıp gider. Ya ben daha sana ne diyeyim? O kadın o evden atılacak, bu kadar. Bir devrin sonu. İmparatorluk gözümüzün önünde dağıldı resmen. Bana da çocuklarıma da hayırı olmayan bir imparatorluk. Batsın. Ege, senin bize bir tekne ayarlaman lazım. Ne teknesi ya? Ne teknesi İrfan? Denedin, gördün. Öyle kaçak göçek çıkılmıyor yurt dışına. Kolay mı yurt dışına çıkmak? Ya diyelim çıktınız. Ne yapacaksın oralarda? Abi çok istiyormuşum gibi konuşma lütfen ya. Mecburum işte, görmüyor musun? Ben çok mu meraklıyım el alemin ülkesinde yaşamaya? Vasıfsız işçi olacağım, üçüncü sınıf vatandaş. Suriyeliler burada iyi mi yaşıyorlar yani? Ama görüyorsun halimizi abi. Küpegündüz oğlanın başına, şu çocuğun başına silah dayadı abi. Nasıl korktuğumu anlatamam sana, anlayamazsın Ege. Çok korkunç bir şey. Ya Deniz'in doktor muayenesi yok muydu, kontrolleri yok muydu? Var, bugün zaten muayenesi var, doktora götüreceğim. Yurt dışına çıkmasında bir sakınca yoksa biz direkt gideriz abi. Vay be İrfan, vay be İrfan. Avukatla görüşülmüş, kararlar alınmış, doktor randevusu alınmış, planlar yapılmış. En son benim haberim oluyor, öyle mi? Abi Ege, bugüne kadar zaten ben hep sana engel oldum, sana mani oldum. Yani benim yok karımın derdiydi, çocuğumun derdiydi, kendi problemlerim. Sen özgür bir adamsın Ege. Senin hayallerin var, yapmak istediklerin var. Bir de üstüne üstlük şimdi bunları yapabilecek, hayata geçebilecek imkanın var abi. Git yaşa ne istiyorsan. Abi benim yerime de yaşa yani. Yer değiştirelim mi? Ne dersin? Yani ben aile babası olayım, sen de git bir içi aç, hayatını yaşa. Sen söyleyince çok güzel gibi duruyor da, bu plan yürümez oğlum. Sen dayanamazsın aile babası olarak iki gün. Çıldırırsın. Ben de beach club'da millete oraya yatma, bunu yapma, şunu yapma diye artık taşa dönerim herhalde. Oğlum tabiat meselesi. Ya da alışmadım. Bir şey söyleyeceğim. Ne olursun bu tekne meselesini ciddiye al oğlum. Bir an evvel. Tamam. Oğlum. Oğlum. Hadi gidiyoruz. Gel. Aslanım. Çak. Görüşürüz Egemen amca.
Görüşürüz. Görüşürüz. Bisikletimi gördün mü? Vay vay vay, havalıymış gerçekten ha. Egemen amca mı almış? Çok cool değil mi? Vay be, coolmuş gerçekten ha. Gördüm, en iyi bisiklet. Diğeri daha dandikti. Bence bisikletin markası da cool olması o kadar fark etmez ya. Bence önemli olan bisikletle gittiğin yol. Yolda giderken böyle rüzgar saçlarının arasına girer. Verdiği özgürlük hissi önemli. Yoksa bisikletin markası önemli değil bence. Önemli. Sitedeki çocuklarda bile yok. Bir tek bende var. Binecek misin? Hadi gel. Dur. Hazır mısın? Hazırım. Hadi git bakalım. Baba, sürebiliyorum. Evet, aferin. Çok iyi, çok mutluyum. Çok eğlenceli, dediğim kadar varmış. Bana asla söylemeyecektin. Yüzüme bak. Ne yüzüne bak? Eda, yüzüme bak. Ne Egemen ya? Ne var? Ne istiyorsun? Evet. Hani bana geldiğin gün var ya. Oğlum hasta, para lazım dediğin gün. 8 yıl. Tam 8 yıl geçmiş ama ben seni karşımda görünce elim ayağım titredi. Beni arkanda bırakıp gitmeni, çektiğim acıları falan unuttum. Her şey geç. Sen İrfan'ın karısısın. O adam benim kardeşim. Onu bile unuttum. Bana bunu nasıl yaptın? Konuştuk bunları. Bitti gitti. Neyse, olan oldu. Neyi konuştuk? Sen benden gerçeği çaldın. Hayatımı çaldın. Eğer İlay olmasaydı asla gerçeği öğrenemeyecektin. Oğlumu benden nasıl saklarsın? Çarem yoktu Egemen. Başka çaren yok muydu? Açıklamam bu mu? Deniz benim oğlum. Egemen. Benim canım, benim kanım. Allah aşkına sus, duyacaklar. Yalvarırım, sus, duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar. Oğlumu benden çaldın. Egemen sus Allah aşkına. Deniz gelirse duyarsa böyle mi öğrensin istiyorsun? Yalvarırım sus. Bir sakin olalım, bir düşünelim bakalım ne çözüm bulabiliriz. İrfan biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Bilse böyle mi olur sanıyorsun? Hem kabul etse bile seninle konuşur muydu? Egemen, hamile olduğumu öğrendiğimde sen gitmiştin. Babana felç indi, ortadan kayboldun. Ben kendimi öldürecektim. İrfan gelmeseydi Deniz'de ben de yaşamıyorduk. Yoktun. Ne bir adres, ne telefon, tek bir şey bile yoktu sana ait. Ben sadece Deniz yaşasın istedim. Sadece Deniz yaşasın istedim. Çok başka olabilirdim. Bambaşka bir adam olabilirdim.
Ben böyle hayatta tek başına savrulmuyormuşum. Meğer köklerim varmış. Çok üzgünüm. Sen bana tavırlı mısın? Ben seni sevmeyeceğim artık. Niye? Ne demek o? Gideceksin diye. Naz dedi ki annesi babası boşanmış. Naz babasını hiç görmüyormuş. Aynı evde yatmıyorlarmış. Başka evleri varmış. Hafta sonları da sadece sinemaya gidiyorlarmış. Sen gidince ben seni sadece hafta sonları mı göreceğim? Oğlum bak, ben sana her zaman doğruları söyledim, değil mi? Evet, gidecektim. Ama planlar değişti. Bundan sonra nereye gidersek beraber gideceğiz. Söz ver. Söz? Nereye gidersek beraber gideceğiz. Tamam mı? Sen büyüyene, kendi hayatını kurana kadar ayrılmayacağız. Bundan sonra hep beraberiz. Bizden kurtulamayacaksın. Ama sana şimdi fındık yok. Ya baba. Hayır. Önce bir bakayım. Belki verebilirim bir tane. Al. Dün bütün gece denizi düşündüm. Onsuz geçen yılları. Meğer benim bir kolum, bir bacağım, bir gözüm eksikmiş. Oğlumun en güzel yıllarını kaçırdım. Bana bugün hangi rengi seviyor diye sordular. Bilemedim. Neden korkar? En sevdiği yemek nedir? Bilmiyorum ki. Bebekliğini kaçırdım. İlk adımlarından. Okula gittiği ilk günü. Sakın benden özür dile ama çünkü seni affetmeyeceğim. Asla. O yüzden git İrfan'a söyle. Nereye gitmek istiyorsa tek başına gidebilir. Egemen. Oğlumu benden kimse alamaz. Biz bir yurt dışına çıkıp bir süre orada yaşamayı düşünürüz. Deniz'in seyahat etmesinde bir sakınca var mı? Asıl merak ettiğimiz bu aslında. Hiçbir sorun yok İrfan Bey. Gidebilirsiniz. Çok iyi maşallah. Teşekkürler. 6 ay sonra kontrole gelebilirsiniz. Ya da bulunduğunuz yere yakın herhangi bir hastaneye de götürebilirsiniz. Tamam, tabii ki. Ne diyorsun Sincap? Gidiyoruz. Egemen, bunu benden istemem. Olur isteme, yapamam. Düşünelim, bir yol bulalım. Düşünelim. 8 yılın vardı düşünmek için. Ne düşündün? Ne buldun? Bir kere bile bana şans vermedin. Bir kere bile ben Egemen'e ne yapıyorum demedin. O yüzden düşünme. Git İrfan'a söyle.
Morali çok düşüktü. Sizi gördüğüne çok sevinecek. Neredeyse ben arayacaktım bir görüşme ayarlayabilmek için. Takdir edersiniz ki benim için de çok zordu. Biraz beklemek istedim. Size bir şey soracağım. Yani siz söylemeseniz ben nasıl söyleyeceğim bir şekilde? Çıkma ihtimali nedir? Çıksın diye uğraşıyoruz ama çok zor. En az 12 yıl bekliyoruz. Anladım. Siz buyurun İlay Hanım. Ben birazdan gelirim. Sana olan sevdamla öfkem kavgaya tutuştu İlay. Benim sana öfkem daha önce bitmiş olsaydı belki daha önce gelirdim. Bitti de mi geldi? Bitmedi. Bitmeyeceğini anladım. O yüzden geldim. Nasılsın? Hani insanlar evlerini terk eder, evler kendilerini yalnız hisseder ya. Çatıda incir, sofada ot biter ya. Pencereden kar girer, orta yere düşer. Öyle hissediyorum kendimi. Ot çıkıyor içimde. Aklıma sen geliyorsun, iyi oluyorum. Çatı çökecek sanıyorum. Buraya düşme sebebimi düşünüyorum, tutuyorum. Ama bunlar bana iyi oluyor. Beton oluyor, çelik oluyor. Bina sağlam duruyor. Beni buraya düşürenlerden hesap sorana kadar çökmem, dayanırım. Süleyman, buraya düşme sebebin kendisin. Silah kaçakçılığı yaparken bir gün hapse düşeceğin hiç mi aklına gelmedi? Benim buraya düşme sebebim sensin İlay. Süleyman, kendini kandırma. Sen de ben de yürüdüğümüz yolu hep bildik. Başıma açacağın belaları hesap etmedim bile. Ben mi açtım senin başına bela? Ha? Ya bu hayatta tek varlığım, bak en kıymetlim, kardeşimin hayatı mahvoldu. Ben ölümden döndüm, iki kez karın ofisimi patlattı. Bu hayatta en tiksindiğim tabir üstüme yapıştı ya. İkimiz de bedeller ödedik Süleyman. Ben senin canını yaktıysam sonunda benim de canım yandığı için. İlay, buraya hesap sormaya mı geldin, hesap vermeye mi? Süleyman, bunun sonunda benim hesabıma düşen her şeyimi kaybetmek oldu. Her şeyimi. Ben böyle bir hesabı kabul edemem. Karın beni elimden çıkarmaya çalışıyor şu an. Kudret yüzünden mi geldin buraya İlay? Kudret yüzünden geldim. Süleyman. İmzan lazım. Benim tanıdığım Süleyman ya da benim tanıdığımı sandığım Süleyman beni bir kere daha bu kadının öfkesine mahkum etmez. Bakacağız. Bir daha geldiğinde konuşuruz bunları.
Müddet Hanım ihbarnameyi göndermiş ama evin satış tarihini daha öncesinde gösterebiliriz. İlay Hanım'ın getirdiği evrağı imzalarsanız gerisini ben hallederim. Ev İlay Hanım'da kalır. İlay bende kalsın. Sonrasına bakarız. Korktuğum başıma geldi. Sen nasıl çıkacaksın bu işten Eda? Çocuk ne olacak? Yavrum ölümlerden döndü, bir de şimdi bununla uğraşacak. Allah'ım sen bize yardım et. İrfan yüzünüze bakmaz. Senin de Deniz'in de. İrfan bırakmaz oğlunu. O büyüttü onun evladı. Bunca yıl adamı aldatmışsın ya. Ya şimdi çıkıp derse ki çocuk benden değil, ne hali varsa görsün, ne yapacaksın? Beni siler ama oğluna kıymaz. Başka adam olsa seni yaşatmaz. Her gün duyuyoruz. Böyle şeyler ortaya çıkınca adam büyüttüm falan dinlemiyor. Yemin ediyorum nüfusundan bile sildirir çocuğu. Ya ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim ha? Ne diyorsunuz? Egemen'e git, kendimi öldürürüm de. Bir şey yap, engel ol, sussun. Susar mı sanıyorsun abla? Susar mı sanıyorsun? O zaman İrfan'a sen söyleyeceksin. 40 katır mı, 40 satır mı sen seç. Hadi geç bakalım. Abla, abla gözünü seveyim. Bu gece Deniz'in yanında kalın, olur mu? Yalnız kalmasın. İrfan'la konuş Eda. Ya da doktor Egemen'i İrfan'a söylemesin. Funda hoş geldiniz. Hoş bulduk enişte. Saffet nasılsın? Sağ ol bacana, hoş geldin. Hoş bulduk. Şişt, dondurma yenmiş. Kutlama mı yapıldı yoksa? Babam da yedi. Doktor çok iyisin, aferin dedi. Biz de hemen kutladık. İyi yapmışsınız. Hadi git üstünü çıkar. Elini yüzünü de yıka. Hadi bakalım. Yürü. Saffet. Hah. Biz bir hava alalım mı? Tamam, gel. Bu seyahat etmesinde bir mani yok dedi. Artık nereye gideceksek gideriz, orada hastanemizi, doktorumuzu buluruz. Olmadı buradaki doktor bize bir tavsiyede bulunacak. Anne gelir misin? Hadi git. Geliyorum oğlum. Ben de geliyorum. Efendim oğlum? Üzülme artık, ben babamla konuştum. Bizi bırakmayacak. Nereye gidersek birlikte olacağız dedi. Bir aile konuşması yapalım mı? İrfan önce biz bir konuşalım mı? Tamam tabii. İkinizi de çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz yavrum. Hadi gel. Deniz ne inanılmaz bir çocuk oldu ya. Ege buna bisiklet aldı ya. Bayağı da havalı bir şey yani gerçi. O bisikleti daha çok sevdim diye alındım mı diyor bana. Eda ne oldu? Ben yukarıda gidiş planımızı konuşacaktım. Geçen sefer son dakika söyledik diye bayağı arıza yaptı ya oğlan. Ya ne bileyim, bu sefer de aynı hatayı yapmayalım diye. Gel bakayım sen. Senin dünden dolayı sınavların bu, değil mi? Haklısın. Yine yüreğimiz ağzımıza geldi tabii. Ama bak geçti. Neyiz şimdi? Oğlan iyi. Ben iyiyim, biz iyiyiz. Yapma ne olursun bak. Teslim olmuyorum, hapse girmeyeceğim. Gideceğiz burada. Ben bir yolunu bulacağım, merak etme. Oğlumuz güvenli, huzurlu bir yerde büyüyecek. Eda ne oldu? Senin bana söylemediğin bir şey mi var? Kim o? Abla benim. Niye haber vermedin? Babam evde. Ben sana demedim mi Aysun'u kontrollere gelecek diye? Hadi git görmesin seni. Babamla konuşmam lazım. Aynur, Alperen mi geldi kızım? Benim baba.
Kemal. Bir konuşabilir miyiz? Baba oğul. Ne olursun kendine gel. Yapma. Bak. Neyse ne, hayatımızdan daha önemli değil ya. Eda. Yapma lütfen. Bak güçlü olmamız lazım. Topla kendini ne olursun. Daha önümüze gideceğimiz çok yol var. Hangi ülkeye gideceğiz? Nereye yerleşeceğiz? Ne yapacağız? Bunların her biri başlı başına sorun ama biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Biz ne zor sınavlardan geçtik Eda. Geçmedik daha. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok korkuyorum. Yapma ne olursun. Gayet iyi olacak. Bak boşandık ama hala birlikteyiz. Bak oğlumuz yukarıda. Biz dünyanın en kuvvetli bağıyla birbirimize bağlıyız evladımızla. Hiçbir şey olmayacak. Üçümüz birlikte kaçıp gideceğiz buradan. Her şeyi geride bırakacağız. Merak etme. Yapma ne olur. Bırakma kendini. Korkma. Bak. Hiçbir sınav Deniz'in hayatından daha zor değildi. Bunu da unutma lütfen. Hadi topla kendini. Bak bakayım. Tamam mı? Dur, dur baba, dur. Dur, gel. Gel. Gel, 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 gel. Tamam, tamam. Yavaş, yavaş. Gel şöyle geçelim. Gel baba, şuradan geç, gel. Gel bakalım, gel. İtme baba, itme ya. Öleceğiz, gideceğiz. Küs mü kalalım? Tamam. Yaşlandıkça daha çok sana benziyorum. Ne oldu baba? Neye bakıyorsun? 1984 yılında şurayı denk düşürdüm. Alacaktım. İçkili lokanta yapacaktım Deniz'e Nazır. Tamam, bu olduysa gidip dükkanın yerini alıp kahvehane açtım. Hayır aklım be. Gerçi sen ne yapar eder onun da altından girer üstünden çıkardın ya. Çıkardım doğru söylüyorsun. Ama şimdiki aklım olsa yani babamı üzeceğime kafamı kırarım daha iyi derdim. Baba affet beni. Ne demek? Doktor bir şey dedi de ablam bana mı söylemiyor? Yoksa ölecek miyim de af diliyorsun? Hayır, ha? hayır. Bana bak. Bana doğruyu söyle, yalan konuşma. Ya yok, doktor turp gibi demiş. Yani hepinizi gömer demiş. Evet, doğru söylüyorum ya. Ben malımı bilirim. Ne yani, zengin oldun, altına son model araba çektin diye seni affedeceğimi zannediyorsun, ha? Yok yok, bir şey oldu da geldin sen buraya. Söyle bakayım, ne oldu? Bir dakika. Heyecanlandım galiba. Evet, işte burada. Evet. Torunun. Torunun? Deniz. Bak. 8 yaşında. Bak burnu aynı sen. Bunca zamandır neredeydi? Bu yaşa gelene kadar neden demedin? Ben de yeni öğrendim baba oldum. Ne babası? Şan babası mı? Doğurmakla ana olunuyor da öyle iki şey etmekle baba olunmaz. Benden baba olur mu?
olmaz. Niye olmasın ya? Niye olmasın? Ya kız hamile kalmış, bana haber vermemiş. Yani bilseydim çocuğuma sahip çıkardım. Yani böyle haytavarda birisi olmazdım. Evim olurdu, yuvam olurdu, bilirdim yani. Ya böyle bir adam olmazdım baba. Nasıl böyle bir adam olmazdın? Hadi orada güldürme beni. Niye? Sen 70'inden sonra tövbe edip namaza başladın. İnsanlar değişebilir. Ben de değişebilirim. Yani çocuğumun bana ihtiyacı yok ama benim ona ihtiyacım var. O zaman olur oğlum. O kadar çok istiyorsan olur. Benden baba oldu ya, senden de olur oğlum. Kimi erkek ancak baba olunca büyür. Ya. Daha konuşamadım. Yani annesiyle konuştum da babası, yani onu büyüten adamla konuşamadım. Yani o da bilmiyor meseleyi. Durum biraz karışık. Ya çocuğu bana vermezlerse? Yani bunca yıl aklın nerede derlerse? Sen de çocuk benim alacağım dersin ya, Allah Allah. Git çocuğuna babalık yap. Bunca zaman sonra bulmuşsun, bırakma. Asıl olan kandır. Kan en güçlü bağdır. İrfan selam. Bugün Sedat komiser aradı. Senden haberin var mı diye sordu. Bir şey söylemedim. Ama huylanırsa seni arar. Müsait olduğunda konuşuruz. Efendim? Alo Nihal, müsait misin, emniyette misin? Yok değilim, izinliyim, dışarı çıkıyorum. Konuşabiliriz ama. Sen Sedat'la ne konuştun tam olarak? Deniz'e söylemedin değil mi? Yok yok, bilmiyor. Yani bir şey söylemedim de. Şimdi şeylerden kuşkulandı. Hani ararsa falan benden bilme, olur mu? Sen bana tavırlı mısın? Senin sesinde öyle bir ton var sanki. Bilmem, tavırlı mıyım acaba? Olabilir. İşimi yaptırmadığın için olabilir mesela. Sen her durumda işini yapabiliyorsun. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Bu Hakan'ı nasıl ikna ettin? Ne söyledin ona? O da benim sırrım olsun, olmaz mı? Sen ne diyecektin bana? Hala onu bilmiyorum. Senden korkulur vallahi. Ben tam konu kapandı, bitti artık diyorum. Tekrardan açıyorsun. Yok yok, senin korkmana gerek yok. Ben iyilerin dostuyum, unuttun mu? Neyse, ben seni tutmayayım. Zaten bak dışarıdaymışsın. Ha, tabii tabii. Dışarıdayım, arkadaşlarımla ortam kopuyor. Huhu. Oo, ne güzel. Keyfine bak o zaman. İyi eğlen. Yaptığın bütün iyilikler için teşekkür ederim. Ne oldu ya? Vedalaşıyor muyuz? İş bitti, bir daha görüşmeyeceğiz galiba. Görüşürüz diyemeyeceğim o zaman. Neyse, benim arkadaşlarım bekliyor. Kapıyorum. Hoşça kal. O zaman ben söylerim. Geçmiş olsun. Ne yapacaksın? Gidip pat diye söyleyecek misin?
İlay şeytanı DNA testi yaptırdı. Deniz benim oğlum mu diyeceksin? Ne bekliyorsun Egemen? Deniz'in hayatını mahvetmeye değer mi? Çocuğumu almayı bekliyorum. Ne bekleyeceğim? Benim canımdan, kanımdan olanı, bana ait olanı istiyorum. Sakın bana hırsızmışım gibi davranma. Çünkü burada asıl hayatı çalınan benim. O yüzden Eda'cığım, konuşacak bir şey kalmadı. Deniz'e babalık mı yapmak istiyorsun? O zaman oğlum iyice sus. Acısını benden çıkarma. Çünkü benim suçum. Ne istersen yaparım Egemen. Ne istersen. Ne olmamı istersen olurum. Devam ederim. Deniz'in dünyasını başına yıkarsın ama Deniz yine baba diye İrfan'ı sever. Senin için söylüyorum Egemen. İyiliğin için. İrfan varken sen yoksun. Yapma. Kendine de bize de bunu yapma. Senin buraya atan rüzgarı öpeyim ben. Gel, gel kardeşim, gel, gel, hoş gel. Bak, Ardağan hazır. Seni de çağıracaktım da işte. Ah. Gel. Ne bu hal? Kederlendim belki. Ne bileyim böyle sıkmışım, sıkmışım, sıkmışım ya böyle kendimi. Dedim bir yerden patlayacak bu. Bu gece açtım manaları bıraktım. Oh. Benim de rahatlamam lazım be. Bana bak. Sen tekneyi ayarladın değil mi? Yaptın. Yok. Ne? Yok daha yapmadım. Abi ne yapıyorsun ya? Ya Ege ya. Gideceksin ha. Deniz'i Eda'yı alıp gideceksin. Kederlenmenin de neşelenmenin de sebebi bu. Biliyorsun değil mi? Sanki gitmekten çok memnunmuşum gibi konuşma. Gitme abi. Gitme. Deniz'i de götürme. Ah be Ege. Abi bu kavgalar bana göre değil abi ya. Bu kavga benim kavgam değil kardeşim.
yoksa burada hayat yok. Ben şimdi desem ki Deniz'i fidan gibi büyüteyim. Diyeyim ki ona, bak oğlum, bu toprak senin toprağın. Buna kök sal. Burada büyüyeceksin. Bak bu yağan yağmur senin. Bu rüzgar senin. Aç kollarını. Hisset yapraklarını. Bak, bu ardı çıkışı. O da senin arkadaşın. Oluyor mu abi? Olmuyor abi, olmuyor ya. Peki hayat bu kadar zor olmak zorunda mı kardeşim ya? Her şeyimiz az olsaydı, bari biz fazla olsaydık. Sabah gün doğmadan denize açılsaydık mesela. Güneşi sofrasına otursaydık. İki lokma ekmek, üç yudum. Tepede gökyüzü. Oo, çekiyoruz gökyüzünü üzerimize. Ama dostlarımızla birlikte olsaydık be abi ya. Teslim ol İrfan. Ha? Süleyman'a istediğini ver. Yatağa çıkarsın. Sonra da istediğin hayatı yaşarsın. Teslim olmayacağım Ege. Ne bak. Buraya yazıyorum. Teslim olmayacağım. Bu Süleyman'a da istediğini vermeyeceğim. Neye? Deniz için oğlum. Deniz büyüyor. Şimdi bak, bundan sonra bana ihtiyacı var. Baba lazım oğlum o çocuğa. Ne? Rüzgara savrulup bitmesin diye. Ne? O çocuk kök salacak abi. Sağlam basması lazım yani. Baba lazım ona. Açacak kollarını, büyüsün diye. Baba lazım. Gitmiyorum. Teslim mesela. Bir enayi ben mi? Peki ya Feda aşık olursa, ha? Yani başka bir adamla büyütmek isterse Deniz'i? Ya git be. Feda kimseye aşık olmaz. Olur mu lan harbiden? Harbiden mi? Abi gitsin, olsun o da ya. O da gitsin, ne istiyorsa yaşasın da. Ama Deniz'i vermem. Ben Deniz'in babasıyım oğlum, vermem. Kimseye başka bir adama baba diyemez. Ben izin vermem. Vereyim miyim ulan ben Deniz'i? Ben yaşadıkça mümkün değil. Hayatta. Deniz senin oğlun olmasa, başka bir adamın çocuğu olsa. Ya abi git de ki Allah aşkına ya, saçma olma ya. Nereden geliyor aklına böyle saçma sapan şeyler oğlum senin? Sen beni güldürmeye mi çalışıyorsun ya? Can. Yani bir adam çıksa dese ki, Deniz benim oğlum dese. Bak. Ben bugüne kadar bir karıncayı bile incitmedim hani. Ama oğlum için şu bir tane canım var, veririm. Oğlum için can da alırım. Kalk bakalım, kalk. Fena nefes, kalk. Şş, hadi. Ya, ya otur ya. Kalk, hadi kalk. Daha otur hadi, be. Gel, gel şu içeri. Ya nereye gidiyorsun? Dur bir dakika, dur ya. Hadi hop. Ege dur ya, evet. Bir dakika bırak abi. Tamam. Abi, telefonu mu? Getireceğim ben, getireceğim. Telefonu versene. Dikkatli geç şuradan, hadi. Abi. Aa, gel bakalım koca oğlan ya. Sabahleyin Deniz arıyor oğlum. Tamam, yanına koyacağım seni.
Uzan, uzan. Bil ki kendi kalbime de sokacağım bu hançeri. Sadece sana değil. Hain diyeceksiniz bana. Alçak. Can dostunu, kardeşini sırtından bıçakladın. İstediğini söyleyebilirsin. Ama sen söylemeden ben bütün aşağılık, pislik, gün yüzü görmemiş sıfatları sayar dökerim. Sen şimdi İrfan'ı hapse attıracaksın. Doğru mu anladım? Senin bir şey anlamana gerek yok. Sen bana şunun cevabını ver. Babanı hapisten çıkarmak istiyor musun? Anlatacaklarım var, dur. Ne anlatacaksın lan? Niye getirdin bu? Seni buradan çıkarmaya geldim. Ne diyor lan bu denyo? İstediğini yapıp İrfan'ı satacak. Sen buradan çıkacaksın, İrfan girecek. Ulan sana inananın sürülecek aklı yok. Neden satıyorsun İrfan'ı? Can dostun değil miydi? Çevirdiğin numarayı başına yıkarım ona göre. Doğru. Bana neden güvenesin ki? Sen iyi bir evlat olarak 10 numara iş yaptın. Babana büyük bir kıyak çektin. Ama şimdi izin ver, bir baş başa konuşalım. Olur mu? Geç, geç Süleyman Bey. Sana İrfan'ı vereceğim. Tam da istediğin gibi. Silah işini üstüne yıkacağım. Süper temiz bir operasyon. Yani taş atıp kolun yorulmayacak. Belki bir iki kişi araman gerekecek ama o kadar. Sen de beni ve çocuğu rahat bırakacaksın. Anlaştık mı? Neden? Neden İrfan'ı satıyorsun? Neden ondan kurtulmak istiyorsun? Kişisel bir mesele. Neden? Eda yüzünden. Ben Eda'ya aşığım. Ne? Ne zamandan beri? En başından beri.
Vay arkadaş, işe bak. Öyle olsun. İrfan. Yukarıdayım, geldim. Ha. Of. Abi hiç iyi. Ay çok sağ ol, çok teşekkürler. Kusura bakma ya, ben sen aradığında uyuyordum hala. Ya önemli değil. Başım çok kötü. Sen dün gece dedin ya hani bir tekne ayarlar falan diye. Ben de sabah ilk iş gittim baktım işte. Ne? Tekneye mi baktın? Hı. Harbiden ayarladın mı sen de? Allah'ım. Ege sağ ol ya. Ben dün gece ne konuştuk ne ettik hiç hatırlamıyorum. Saçmalamadım değil mi ben? Yok yok, çok bir şey konuşmadık. İşte sonra seni yatırdım, çıktım. Bu tekne peki nasıl bir şey şimdi? Yine Ayvacık falan mı? Oraları mı? Adamın adı Mahmut. Böyle gariban balıkçı falan değil. Yani lüks yatı var, lüks bir teknesi var. Daha çok zengin kaçaklarla ilgileniyor. Onlarla çalışıyor falan. Güvenilir bir adam. Başka seçeneğin var mı? Doğru, haklısın. Sen öyle diyorsan güvenilirdir tabii. Abi. Kafamı toplayamıyorum ha. Ama kahve iyi geldi. Sorun şu ki İrfan hayatta tanıdığım en düzgün adam. Elinde kanlı bıçak cesetle bulsam katil olduğuna inanmam. Polis de inanmaz. Sen daha dur. İrfan'a öyle bir oyun yapacağım ki bana kurduğu tuzağı aynen iade edeceğim. İrfan'ı da, silahları da, Mahmut'u da aynı pakete koyacağım. Polis Mahmut'u biliyor, izini sürdü ama bu vakte kadar yakalayamadı. Yakalanırsa kimse üzülmez. Kimsenin işine de taş koymayız. Polise de istediğini veririz. Mahmut bizim numaramızı yiyecek mi? O kadarı da senin meziyet. Ya tekne lüks olunca çok şüphelenmiyorlarmış. Yani böyle fazla kontrole falan girmiyor. Hadi ya. Hı. Hiç aklıma gelmez daha. Paran olmayınca öyle botla, can yeleksiz, paran olunca böyle lüks teknelerle. Senin bu adamla bir konuşman lazım yani para işini falan. Çalıyor. Peki ben konuşamam, adamı tanımıyorum. Ben... Abi konuş. Abi ne yapayım, sen konuş. Alo. Selamünaleyküm. Bizim sizle buluşup bir şey konuşmamız lazım. Süleyman Bey. Süleyman Yavuncu. Evet, o çözer dedi. Yok, yok. Orası olmasa... yani daha münasip bir yerde buluşsak... sizin teknede olur mu? Tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım, hayırlısı. Abi Süleyman Yavuncu'yu niye karıştırıyorsun ya? Abi ne deseydim? Adam soruyor. Ne soruyor abi? Ya numaramı kimden aldın diyor. E tamam, kimden aldıysan onu söyleseydin. Ya ben numarayı ya benim eski manitalardan birinden aldım. Şimdi o da kimden aldı falan bilmiyoruz ki yani. E sen konuşsaydın abi. Öf, tamam Ege, tamam. Benim kafamı toplamam lazım ya. Gideceğim diye parayı da bu Saffet'e vermiştim. Gideyim ondan alayım bari bugün. Yok yok, bırak bırak, kalsın Saffet. Ya benim paramdan veririz, sonra halledersin işte. Ege sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani bu tekne konusu beni bayağı kasıyordu abi. Sen olmasan ne yapardım bilemiyorum. Tek şartım var. İrfan'a dokunmayacaksın. Hapse girsin, çürüsün ama ölmesin. Can dostuna bunu mu reva veriyorsun? Yani canını o kadar mı yakmak istiyorsun? Ha? Sandığın gibi bir şey değil. Kafanı yorma, anlayamazsın. İrfan'la benim aramda. Sen hala sevilmek istiyorsun demek. Senin zaafın da bu. Senin zaaflarını da gördük Süleyman Bey.
Ama o da değil. Yani yapacağım şeyden sonra İrfan benden nefret edecek. Hatta canımı almak isteyecek. Neyse, bu Mahmut'a verilecek parayı ne zaman ayarlayabilirsiniz? Takipteki paralardan vereceğiz. Sen ayarlarsın, Egemen'e veririz. İşin esas kısmı sende. Polisi arayacaksın. Mahmut'u huylandırmadan İrfan'ı tuzağa çekeceksin. Anladın? İrfan tamamdır. Merak etme. Bana güvenir. Kaçıncı tur? Kaçtır gitmeye çalışıyoruz, gidemedik. Hale bak ya. Artık benim veda etmeye mecalim yok, haberin olsun. Vedalaşmayalım abi. Hı? Gitmeyin. Ya da ben de geleyim. Beraber gidelim mi? Beach Club'ı da beraber açarız. Evet. Brothers Beach Club. Aa, iyiydi duydu ya. Ben bunu mu vaat ediyorum yani? Öyle tabii abi. Senin olayın bu. Benim olayım da belli. Bizi kabul eden bir ülkeye gideceğiz biz de. Ben de büyük ihtimalle tarım işçisi falan olacağım orada. Bizim bu olan artık oradaki köy ilkokulunda falan büyür. Benim olayım da. Neyse, benim çıkmam lazım. O olana söz verdim, bisiklete bineceğiz de. Bu arada harika, havalı bir bisiklet almışsın abi. İnanılmaz. Çok teşekkür ederim. Deniz çok sevdi. Çok sağ ol. Ege amcasının olayı bu. Doğru. Deniz'e senden selam söyleyeceğim. Hadi bakalım. Güzel. Dikkat et, caddeye çıkma. Deniz. İlay. Frenemez. Sen ne güzel sürüyorsun böyle. Bravo. Aa. Ben de seni arayacaktım. Geçen çok berbat bir zamanda aradın beni. Benim aradığım zamanlar garip oluyor genelde nedense. Süleyman Deniz'i kaçırdı. Ne? Zorla. Benim kafama vurdular, bayıldılar. Ben de sonra kaza yaptım. Sen aradığında hastanedeydim. Ne diyorsun İrfan? İrfan niye bana söylemiyorsun? Haber versem ne olacak? Ne yapabilirsin ki? Ben bile bir şey yapamadım ya. Bak. Şimdi iyiyiz. Şükür. Polis korumasını arttırdılar. İyiyiz ya. Tabii. Bisikletimi beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Bu çok güzel. Bu ateş ediyor ya. Egemen amcam almış hediye. Egemen amcan mı? Ne zaman? Dün. Nasıl ya? Evet, ne oldu? Bana ben buralardan gidiyorum dedi, kaç defa aradım, açmadı telefonu. Ege'yi bilmiyor musun ya? Sağ solu belli olmaz. Az evvel ofisteydi de. Anladım. Peki. Sen buralarda mısın biraz daha? Ne gerektiği kadar. İnsanı yaşatan umuttur. Ben bir şey söylemiyorum ama sen umut etmeye devam ediyorsun yani. Tamam mı? Sustum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Deniz. Gel bakalım. Hoppa, hoppa. Bir daha. İlay beni görünce niye kaçtı? Seni görünce niye kaçsın ya? Kalacak mıydın? Yürüyüşe çıkmış, karşılaştık işte. İyi canım, bir şey demedim ki. Bir
şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Ne olabilir ki? Bir yemek hazır, onu haber vermeye geldim. Deniz, acıktın mı oğlum? Hadi gel. Hadi. Aferin. Atla bakalım. Ege? Merhaba, kolay gelsin. İla Yücedağ ben. Geçtiğimiz günlerde bir test yaptırmıştım ben. Bunun çıktısını ben kaybettim. Acaba mümkünse mail olarak gönderebilir misiniz rica etsem? Tamam, çok teşekkür ederim. Ege mi? Efendim Ege. Parayı kasaya koydum. Benim küçük bir işim çıktı. Saat 8'de Tarabya'da buluşuruz. Tekneye geçeriz. Ben ayarlayacağım. Tamam, oldu, görüşürüz. Ne diyor? Tekne ayarlamaya çalışıyoruz da. Onu söyledi. Hani karıştırmayacaktın? Ya bir seferde egemen olmadan bir iş yap Allah aşkına ya. Ya ben bizi götürecek tekneyi nereden bulayım? Adamın çevresi var, ayarlıyor. Bu neyin telaşı yani? Emin misiniz Egemen Kıvılcım? Bir yanlışlık ihtimali yok mu? Allah'ım, ben ne yapacağım? Deniz Egemen'in oğlu. Oğlu? Babam telefonunu unuttu. İrfan, hemen konuşmamız lazım. Hayati bir mesele, Deniz'le ilgili. Bilmen lazım, şirkette bekliyorum. Geliyorum. Beni bekliyormuşsun. Hayırdır, bir durum mu var? Evet, var. Her şeyi anlatacağım. İrfan. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum İlay. Yapma. Sen ne yaptın ya? Sana inanamıyorum ben. Sen nasıl yaptın bunu? Ama oyun bitti Eda. Bitti, artık daha fazla kasma. Oyun bitti, anladın mı? Oyun mu? Sen hangi dünyada yaşıyorsun İlay? Ha? İrfan için babalığı oyun mu zannediyorsun sen? Deniz onun her şeyi, farkında mısın? Her şeyi. Deniz koca bir yalan be. Ne yalanı ya? Evet, koca bir yalan. Senin yalanın. Anladın mı? Bu yalan için o adamın hayatını mahvettin sen. Ben İrfan'ı sevdim. Herkesin sevdiğinden, çok seni sevdiğinden bile. Ona bir aile verdim ben, bir evlat verdim. Sen yalancısın. Sen hastasın ya. Sen bu söylediğin yalana bile kendini inanmışsın. Sen böyle mi kazanacaksın İrfan'ı ya? Ha? Böyle kazanabileceğini mi düşünüyorsun?
İlay ne olacak? İrfan Deniz öğrenince ne olacak? Gelip kollarına mı sarılacak? Yani ne olacak? Senden nefret edecek, nefret. Senin yüzünü bile görmek istemeyecek. Görelim bakalım kim kimden nefret edecek Eda. Seninki aşk değil. Hırs. Sırf hırsından 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını yok edeceksin. Onları gördün İlay. Birbirleri için yaşıyorlar. Nasıl yapacaksın onlara bunu? Nasıl zehirlersin onları? İrfan beni siler, evet siler. Ama senden hayatı boyunca nefret eder. Senin yüzünü bile görmek istemez. Git söyle. Git hadi söyle. Onu hayatın boyunca kaybetmek istiyorsan git söyle İlay. Ne oluyor burada? Eda? İlay? İlay ne yapıyorsun? Eda anlatsın sana. Eda ne oluyor? Ne işin var senin burada? İlay seninle buluşmak istedi. Ben de onunla konuşmak istedim. Telefonunu evde unutmuşsun. Allah aşkına ben nelerle uğraşıyorum? Sen neyle uğraşıyorsun Eda'ya? Ne olur aklını başına topla. Eda! Ege tamam, ben paraları alıyorum. Programda bir değişiklik yok değil mi? Yok, değişen bir şey yok. Plan aynı. Yani bir saat sonra konuştuğumuz yerde buluşuruz. Görüşürüz. Amirim, bir saat sonra dediğim yere gelirseniz kendi gözlerinizle görürsünüz. Destek isteyin. Mahmut'un yatı neredeymiş? Tarabe demiş amirim, açılmış. Tamam Caner, herkese söyle bir patlak olmasın. Tamam. Amirim ne oluyor? Neredesin ya? Kızım sen? Geldim amirim, ne oluyor söyler misin? Caner Abuksuz bir şeyler söyledi telefonla. Sen bunca zaman Babil'de ne yaptın ha? Meğer senin patron hepimizi uyutmuş. Kim abi, benim patronum kim? Kim olacak İrfan? Anlatırım yolda her şeyi, gel. Ege. Kusura bakma, geciktim. Yok, ben de yeni geldim. Ne yapıyoruz? Nerede tekne? Gel. Adamla nasıl konuşacağız? Kaptanı falan o mu ayarlayacak? Ne olacak? Sorarız ya. Abi yine girdik bir şeyin içine. Ben biraz heyecanlıyım bu sefer ha. Ya çok vakit yok. Hadi gel. Kaptan, biz hazırız. Buna mı bineceğiz? Bununla tekneye gideceğiz işte. Gel hadi gel, korkma gel. Tut bakalım. Ege. Abi. Ne yaptın oğlum? Topu niye tutmuyorsun oğlum? Koş, koş. Hop hop hop, durun bakalım. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye ha? Nereye kaçıyorsunuz? Ulan Egemen, bu senin kaçıncı vakan ha? Babana kemikleri kırdıracağım senin. Taner abi, sen döv beni. Ama babama söyleme be Taner abi. Söyleme babama Taner abi. İrfan, sen bunun yanında niye arıyorsun ya? Sana hiç yakışıyor mu bunun yanında olmak? Ha? Ben yaptım. Canım ben kırdım Taner amca. Bu korumak için öyle söylüyorsun değil mi? Bak doğruyu söyle İrfan. Gerçekten. Canım ben kırdım Taner amca.
Bugün senin yanında çırak olarak çalışırım. Camın parasını çıkartırım. Şu yaptığınıza bakın ya. Dur, dur. Ne oldu? Niye durduk abi? Ne oldu abi? Hızlı gidiyoruz diye. Adam bekliyor abi. Evet. Ne diyordun sen? Birbirimize diyorum, düzeni oturttuktan sonra gider geliriz. Sen bize gelirsin, biz düzeni bir oturtalım. Ben senin beach club'ı da merak ediyorum, nasıl bir yer açacaksın diye. Bir de tekne alır mısın oraya? Güzel bir tekne. Çok lüks olmasına gerek yok gerçi ama. Belki gelirim oğlum deniz büyüdükten sonra. İhtiyar ihtiyar böyle kurulur mu oluyor, balık tutarım falan. Veya ekerim, biçerim, domates, biber. Artık egemen kıvılcım ne iş verirse. İrfan, bu hayatta sahip olduğum en değerli, en kıymetli şey senin kardeşliğin, dostluğun. Bitirelim şu işi ha. Egemen mi söylemiş bunları? Ta kendisi. Meğer bunca zaman onu da kandırmış. Amirim inanmam. Gerçekten gözümle görsem böyle bir şeye inanmam ben. Ya kızım, sen bu adamı ne kadar tanıyorsun? Asıl güvenilir görünenden korkacaksın. Yok amirim. Ya akıl var, mantık var. Biz Süleyman'ı nasıl bulduk? İrfan sayesinde bulduk. İrfan olmasa bulamazdık ki ayrıca bir şey olsa ben hissederdim. Nihal, bizim iki tanığımız vardı. Biri Egemen, biri İrfan. Şimdi Egemen ifadesini değiştirdi. Diyor ki İrfan suçlu. Beni de kandırdı diyor. Mahmut'tan silahları İrfan almış. Egemen duruma sonradan aymış. Biz de Egemen'in söylediği her şeye inanıyoruz. Bizim işimiz inanmak değil, delil toplamak. Gidip gözümüzle göreceğiz şimdi. Eğer Mahmut'la İrfan buluşuyorsa Egemen'in dedikleri doğru. Ege tutsana. Gel. Tut. Aman abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Egemen sen misin? Yok hayır, ben İrfan. Egemen sizinle konuşan arkadaş telefonda. Tekneniz çok güzelmiş, bayağı da büyük. Ama bizim için asıl önemli olan tabii gümrükte bir herhangi bir sorun çıkmasın. Gideceğimiz yere varabilelim yani. Asıl sorunumuz o tabii, biliyorsunuz. Bunlar yani. Kaç kamerası var bu teknenin, bakabilir miyiz? Anlamadım ama. Buyurun. Konusunu konuşsaydık bu arada. İrfan kardeşim, istiyorsan önce iş konuşalım ha. Süleyman Bey seni gönderdi ama sen ne iş yaparsın, nesin, ne değilsin bir anlat bakalım. Konuşalım tamam da yani bir Süleyman konusunda bir yanlış anlaşma olmasın. Bizim Egemen arkadaşımız başka birinden almış sizin telefonunuzu. Ses ne? Abi polis. Polis mi? Ulan. Ne yapıyorsun? Süleyman mı gönderdi? Lan seni kemre. Başka türlü olsaydı keşke. Başka türlü olsaydı. Ege! Ege neredesin? Çabuk yukarı, çabuk! Ya bir yere yap. Ya bir yere yap. Tamam, tamam, tamam. Ege! Ege! Kaldır.
Amirim emin misin? Bak ben inanmıyorum bunun içinde olduğuna. Al, kendi gözlerinle gör. Ya bir dakika. Nihal ne yapıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Silah kaçak kanından tutuklu. Nihal sen ne yapıyorsun? Benim bir suçum yok. Ne alakası? Komiserim ne alaka? Ne yapıyorsunuz? Al 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 al. Bir dakika bir dakika. Hata yapıyorsunuz. Nihal! Egemen! Egemen neredesin? Bırak. Kardeşim bırakır mısın? Nihal! Aç kapıyı. Ya bırakın beni. Arkadaşım bırak. Bıraksanıza. Nihal! Aç kapıyı. Nihal yanlış yapıyorsunuz. Burada bir hata var. Egemen! Neredesin Egemen? Ya arkadaşım bırak. Bıraksanıza. Egemen! 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 Oğlum girerse girer. Ulan bir tek şikayet daha gelirse kemiklerini kırarım. Öldürürüm seni Egemen. Olacak. İrfan, var ya bugün hayatımı kurtardın oğlum. Benim yüzümden bütün yazın yandı ya. Kusura bakma. Yansın oğlum, ne olacak ki? Biz kardeşiz. İnsan kardeşi için yazın da yakar, kışın da. Kardeşiz mi? Kardeşiz. Hem de ölümüne. Ölümüne. Bakın gerçekten. Ben aldım. Kapıyı çalmayın. Bırakın. Egemen! Egemen var mı? Egemen neredesin? Egemen! Egemen! Arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz.